Şimdi burada güneş iyi bir yerden vurmuyor diye düşünüyorum. Yani netice olarak güneşi biz istediğimiz yere koyabildiğimiz için gölgeyi de istediğimiz yere düşürme imkanına sahibiz. Bakın görüyor musunuz? Yani şunla şunun arasındaki farka bakısı için geçerli. Hatta fotoğrafçılık için geçerli. Yani bu öğrettiğim aslında temel fotoğrafçılık, özellikle mimari fotoğrafçılıkta çok önemli bir konudur. Yani güneş nereye konur, kamera nereye konur? Bunlar. Brüt beton yüzeyler soğuk renklere sahip. İçeride sıcak bir ışık var. Yani sarı ve turuncu tonları sıcaktır biliyorsunuz. Kontrastın bir sürü çeşidi vardır. Onlardan bir tanesi sıcak soğuk kontrastıdır. Eskime vermiş. Hayatta her şey eskir. Bu bir kuraldır. Köşeler zaman içinde radyus kazanır, pah kazanır. Metaller paslanır. Yansıtıcılığı azalır. Görüyorsunuz oturulan koltuklar her zaman için belli bir süre sonra yani şeklini yitirir. Yani ilk şeklini. Bakın görüyor musunuz? Kullanılmışlık kokuyor değil mi? Her yer. Kütlelere bakın. Düşey olarak üçe böldüğünü düşünün sahnenin. Kütleleri ortaya toplamış. Yerde bir boşluk olarak kar görüyoruz. Yukarıda da boşluk olarak gökyüzünü görüyoruz. Yeterli oranlarda. Aşırı değil. Şöyle bir şey belki olabilirdi. Demek ki formülümüz neymiş? Güneş ile kameranın arasında 90 derece olmasıymış. Peki ben bunun tam tersini yapsam? Yani bu tarafa geçirsem yine 90 derece var. Bu da oluyor. Yani hangi yüzeyin güneş almasını istiyorsam o tarafa kamerayı koyuyorum. Gördüğünüz gibi gayet